Nasıl oldu evlenme teklifi? Nasıl oldu evlenme teklifi? Alp yine aynı otelde çalışıyordu. E bize dedi ki otelin doğum günü partisi var, anneni al gel. Tamam dedim, geliriz. Ondan sonra ya normalde tek gitse de ben tek gidemem. Neyse annemle gittik. Her şey çok normal ilerliyor işte. Çok büyük bir sahne, işte binler, yani 1000-2000 kişi falan vardı. Seyirciler var işte, sanatçı falan çıkacak o gün. Ondan sonra gittik işte otele. Akşam oldu, sahneye geçeceğiz. Bizi oturtturdular işte böyle beyaz koltuklara. Bir işte projeksiyon kurmuşlar. Büyük bir ekran, sanatçılar var. Sahnede şarkı falan söylüyorlar. Bana dediler ki Selda bak, otelin tanıtım filmi. Bir baktım işte otelin resmi çıktı. Sonra şey yazıyordu işte, her şey çok güzeldi. Resim değişti, benim resmim. Ta ki aşk başıma gelinceye kadar. Ve ben o an o kadar titremeye başladım ki zangır zangır titriyordum. Aşk geldikten sonra bu güzellik gitmiş. Daha da güzel oldu, dur bir dakika. O konuyu kimse kesemez abi, herkes anlatıyor. Ondan sonra işte Alp'le benim başımdan geçen ufak ufak olaylar. Alp benim yüzümden işte iki kere uçak kaçırmıştı. Bir günde iki havalında kere. Havalında sabahlamak zorunda kaldı. Bunu bir tiyatro sahnesi olarak elemanlarıyla oynamışlar. Aynı bu sahneyi. Havaalanına gitmişler, uçağı kaçırıyor, uçakta kalıyor. Bunun bir sineması şey, tiyatrosunu oynamışlar. Sonra işte Alp'le benim ilk tanıştığım o fotoğraftaki işte aynı tişörtüm. Tişörtümü bir mağazadan almıştık. Tekrar o mağazayla iletişime geçip aynı tişörtü almış. Sarı peruk takmış elemanına. Tişört, kıyafet, her şey aynı. Aynı elemanlar, aynı fotoğrafı çekiliyorlar. Ondan sonra başka böyle ufak ufak tefek tiyatro oyunları vardı. Derken videonun içerisinde Alp birden sahneye doğru çıkıyor derken Alp birden sahneye çıktı. Sonra ki Selda seni sahneye alabilir miyim dedi. Ben inanılmaz ağlıyorum o anda. Yani çok fazla ağlamıyorum. İşte beklediğim an falan. Ama bu sırada bizim nişan tarihimiz falan alınmıştı yani. Neyse. Bu kadar güzelliğin arasında lafı çakmadan devam etmedi. Ondan sonra beni sahneye çıkarttı. Ondan sonra bana dedi ki bugüne kadar sen beni mutlu ettin. İzin verirsen bundan sonraki hayatında da ben seni mutlu edeyim dedi ve diz çöktü. O anda zaten alkış kıyamet koptu ve benimle evlenir misin dedi. Yüzüğü aldıktan sonraki sahne bende iptal. Hatırlamıyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten sonra ne oldu hiç hatırlamıyorum. Sonra işte birkaç saat sonra bir diskoya gittik. Bir orada bir evlenme teklifi etti tekrar. Kaçtı falan derken doldu kaçtı her yerde evlenme teklifi etmeye başladı. Sabah kahvaltıda bir yüzük daha. Tamam bizim aklımızı burası yemiş. Evet, evet. Öyle çok güzel bir evlenme teklifi oldu. İyi ki de kabul etmişim. Ne güzel. Peki kıskanç mısın Selda? Oo. Yerine göre kıskancım. Ya şimdi şöyle Alp'in yerine çok... göre kıskancım diyen kadının tamamı acayip kıskanç oluyor. Ya şimdi şöyle Alp'in çok zor bir işi var. Alp sürekli eğlence sektöründe olduğu için... Mesela en sonki kıskançlık şeyim şu oldu yani. Bu da en normalidir bence. Otelde bayanlar üstsüz güneşleniyor ve ben de bunu öğrendim. Öğrenince de dedim ki yani sen orada duramazsın. Bu da doğal yani, her bayanın vereceği bir tepki. Ya turizmin kuralını ben yaratmıyorum. Yani ne yapayım? Ben orada olsam o kızı parçalar mı? Neyse. Şu anda tabii ki herkesin merak ettiği tek bir konu var. Hangi otel? Misafirim olun, ciddiyim. Şu an herkes Alp'e misafir olmak istiyor. Kardeşim ben bir ziyaret ederim seni diye. Beklerim.